değerli meslektaşlarım, saygıdeğer misafirlerimiz, birinci etabı gündür gündür tamamladık. Hakikaten üstadımız, evet, sular serler gibi birikimiyle, coşkusuyla gerçekten ilk etapta bütün kurumlar dergisinin özellikle konularını tek tek anlattı. Şimdi soru cevap aslında geçiyoruz. Ben hani camiye yatırıldığım için sizlere daha da şey olsun diye sonra bu aşamada eşlik edeceğim. Şimdi soruları almaya başlayalım. Evet, buyurun. Ekrem Bey. Üstadımıza bu coşkulu enerjisi ve bizi bilgilendirici bu 1,5 saati tam aradığım için şahsım adına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu teferruatlı açıklamalarınızda benim naçizane katılmadığım bazı noktalar var. Onları küçük not ettim. Onları hem meslektaşlarınızla da paylaşarak sizin bu konudaki görüşünüzün biraz daha derinleşmesini arz edeceğim. Bir tanesi gayrimenkul iştirak satış karlılığıyla ilgili beyannamenin tedbirinde gösterilme şekliyle ilgili bir açıklamamız oldu. Bakanlığın, çok eski bir sistem biliyorsunuz bu, bakanlığın geldiği en son uygulamada gayrimenkul satış kârı, iştirak satış kârı istisnasının yıl içinde, 2017'den bahsediyoruz, dönem kârı yani ticari kârın içinde gösterilip beyannamenin tepesinde ticari kârın içinde yer alması. Beyannamenin dışında da %75'e mi giriyor, 50'ye mi giriyor, nereye giriyorsa istisna tutarını ilgili satırda gösterip düşülerek devam edilmesi beyanname akışında. Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar da bu istisnanın normal öz kaynaktan içinde gayrimenkul veya iştirak satış kazançları istisnası diye öz kaynaktan içine 5 yıl boyunca muhafaza edilmek üzere alınması. Siz bu şekilde de farklı açıklarınız konuyu. Yıl içinde de sermaye ekleme örneğiyle gittiniz. Bence olması gereken sanıyorum bu şekilde. Bakanlığın en son açıkladığı bu. Şöyle söyleyeyim. Sermaye artırımında kullanılmayan durumda öyle. Eğer şirket yıl içinde 2017'de satmış, karın %75'ini yıl içinde sermaye ilave etmişse dönem karından o rakamı çıkarmış oluyor. Dolayısıyla fon görünmüyor. İstisna da görünmüyor. Dolayısıyla kar o kadar az görünüyor. Ama istisnanın olduğunu bilmiyoruz. O nedenle kanunen kabul edilmeyen gideri ekliyoruz. Aşağıda istisnada gösteriyoruz. Tabii ki plançomuzda hasifte göstermiyoruz. Fon yer almak. Yer almak için. Benim bu söylemin devamı niteliğinde olur. Tabii doğru. Yani normali o. Diğer bir konu da üstad, şimdi götürü giderle ilgili %5 çok radikal bir görüş. Belki şu an çalışmakta olduğunuz grubun genelindeki uygulaması. Hayır. Genelinde. Bu tamamen kendi görüşüm. Araştırmama sonucunda. Şu an çalışmakta olduğunuz grubun tasdik ettiği firmalarda da ben bunu izliyorum. Şimdi biliyorsunuz adı üstünde bu bir götürü gider. Tabii gider nedir? Sözlük anlamında gider yani. Evet. Döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan mükelleflerin belgelendiremediği, belgelendiremedi ama yıl içinde de harcadığının, çünkü dönem başı ve dönem sonu öz sermaye arasındaki biz farkın peşinde. Doğru. İşletmeden bir kaynak çıkış, yani bir harcama yapılmış. Bu yurt içinde de olabilir, yurt dışında da olabilir. Yeter ki döviz kazandırıcı faaliyeti ilgili. Az üstünde bir gider. Belgesi olsa zaten sorun yok. Götürü gider uygulamasında belge temin edilemediği için, belge sorgulanamadığı için yıl içinde bir şekilde gider yazılarak ilgili hesapta bir ticari kazanç tespit ediliyor. Yıl sonuna geldiğimizde sizin verdiğiniz uygulama örneğinde döviz kazandırıcı faaliyetin FOB bedeli üzerinden 1005'e hesaplıyoruz. Yıl içinde diyelim ki 300 bin lira bu şekilde belgesiz gider yazmış firma. Fakat yaptığımız hesaba göre yararlanabileceği 200 bin lira. O başka. Bakın tamam, burada bir gider. Sizin verdiğiniz örnekte hiç kayıt yok. Bir ticari karın tespitinde, kazancın tespitinde kayıt kuyutta hiç götürü gider altında bir kayıt yok. Bir ticari kazanç var. Siz firmanın gerçekte böyle bir fiili gideri, kaynak çıkışı olmadığı halde harici bir hesap yapıp kazançtan düşüyorsunuz. Bu artık bana göre gider olmaktan çıkıyor. Vergisiz bir fon yaratıyorsun işletme ortaklarına temettü olarak dağıtılmak üzere. Yani üzerinde %20 kurumlar vergisi yükü olmayan bir kazanç unsuru dönem kârın içinde var. Yani bir çeşit istisna uygulaması atfediyorsunuz götürü giderek. Buna ben katılamıyorum. Tamam.
Şimdi isterseniz diğerlerine de devam edeyim. Tamam. Hepsini birlikte şey yaparsınız. Tamam, olur tabii. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla ilgili yine benim farklı düşündüğüm bir uygulama var. 2017 yılında... Sizin görüşünüz ne olacak? Biz kaçırmadan onu söyleyeyim. Benim görüşüm yıl içinde belgesiz giderli hangi hesabı tavsiye ettiyseniz, kimisi 760, kimisi 770'te bu götür gideri yurt dışına seyahatlerde ihracat müdürü olabilir, şirketin yetkilisi olabilir. Bu giderleri yapar, bir tutanak tutulup gider yazılır. Sonuçta aynı gidiyor. Ama bakın gider yazarak kazanç tespit ediyorsunuz. Bir kaynak çıkışı var özünde. Tebliğ de buna göre zaten bakanlığın. Ben bakanlığın tebliğdeki uygulamasını... Bu da temettü gibi oluyor aslında. Hayır, temettü değil. Bu gerçekten bir gider var. Kaynak çıkışı var. Bir harcama var. Kazancı düşürüyorum dikkat ederseniz. Üstadın verdiği örnekte kazançtan bir istisna gibi fon olarak ayrılıyor. Düşük vergilenen bir kar unsuru ortağa %20 kurumlar vergisi taşımayan bir temettü olarak intikal edilir. Çok şey değişir kağıt üstünde hesap ederseniz. İndirimli kurumlar vergisiyle ilgili 2017 yılında Şubat ayında yapılan kararname ile bu yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki o kararnameye sonra geçici 8. madde eklendi. Meslektaşlarım onu hatırlayacaktır. O maddenin getirdiği altı niteliğinde bir hak var uygulamacılara. O da şu: hangi tarihte alınmış olursa olsun elinizdeki yatırım teşvik belgelerine ilişkin 2017 yılının içinde yaptığınız yatırım harcamaları üzerinden yatırıma katkı tutarını belgedeki 15 puan ekleyerek hesaplayın. Belgenizde %30, siz %45 hesaplayın. Koyun bir kenara. Belgenizde %30. Bir de diğer faaliyetlerden, yatırım dönemindeyseniz elde ettiğiniz kazançlara uygulayabileceğiniz mahsuben yatırıma katkı tutarı kararnamenin içindeki ilgili maddede %80, bu geçici maddede %100 olarak getirilir. %100'ünü kullanabilirsiniz diyor. Bir emniyet subabı var. O da nedir? Yapılan harcamaları aşmamak şartıyla. Şimdi o geçici madde elimizin altında olsa okuyabilirsek o maddenin devamında şöyle bir şey var. 2017 yılında dikkat ederseniz 15 puan artırımlı bir yatırıma katkı tutarı hesaplayıp koyduk kenara. Bizim önceki dönemlerden gelen elimizde derdest olan veya kapanmış yatırım teşvik belgelerinden kaynaklanan hala tüketemediğimiz yatırıma katkı tutarları da olabilir. Bu yatırıma katkı tutarları nasıl hesaplarda izlenir belgelerde. Şimdi tebliğe göre mükellefin seçimi hakkı var. Yatırıma katkı tutarı hangisi işine geliyorsa onu kullanabilir. Ben mükellefime yatırımı, bakın bu çok önemli, bitmiş bile olsa, gelir bile elde etmeye başlasa bütün kazançlarına imtiyazlı yatırıma katkı tutarı %45'lik 15 puan fazla. Bunun sağladığı imkan ne? %100 kurumlar vergisi indirimi sağlıyor. Onu kullanıyorum. Hem mahsulen de kullanabiliyorum hem de diğer faaliyetlerin yanı sıra ondan elde edilen kazanca da onu uygulayabilirim. Yani %0 kurumlar vergisi demektir. Geçici 8. madde bu hakkı veriyor. Çünkü bu yatırıma katkı tutarını ne zaman kullanırsanız kullanın. İster devam eden yatırım, ister bitmiş yatırım, ister diğer faaliyetler. Bir torba olarak düşünün kurum kazancı. Hiç böyle tefrik yapmaya gerek yok. Tamamına bu yatırıma katkı tutarını 2017'deki harcamalardan kaynaklanan yatırıma katkı tutarını kullandığınızda kurumlar vergisi indirim hakkınız %100. Ne demektir? Kurumlar vergisi oranı 0. Ben böyle düşünüyorum ve böyle uyguluyorum. Bir de emisyon primleriyle ilgili üstadım bir açıklamanızda emisyon primleri dağıtılabilir dediniz. Dağıtılırsa dediniz. Dağıtılırsa. Şimdi ticaret kanununa göre emisyon primi yedek akçe kabul ediliyor. Dağıtılabilmesi için yedek akçelerin toplamının kanun yedek akçe kabul edildiği için sermayenin %50'sini aşması gerekiyor. Sermaye eklemek için de dağıtma. Eğer aşmadıysa ticaret kanununa aykırı davranmış olabilir. Emisyon priminin dağıtılması için yedek akçeler toplamının sermayenin %50'sini aşması şart. Aşan kısım dağıtılabilir. Aşmadıysa ticaret kanununa aykırı bir dağıtılır. Burada bir soru var mı? Son bir soru değil, bu bir duyuru. Kamu Gözetim Kurumu'nun bir duyurusu. Üstadımız bir açıklamasında dedi ki bağımsız denetimine tabi olan şirketlerde hangi kar düşükse o dağıtılabilir. Kamu Gözetim Kurumu'nun aksine bir duyurusu var. İzleyenler biliyordur sitesinde. Genel kurullarda hangi tablo görüşülüyor? Bağımsız denetimden geçmiş tablo görüşülüyor.
O tablodaki kar neyse onu dağıtırsın. Tam gözetim kurumunda şey var. Biz böyle bir örnek yaşadık, sordum. Bizim bu karımız düşük. Fakat diğeri yüksek, mükellef de onu dağıtmak istiyor. Zaten duyuru da o şekilde. Nereden dağıtacağız? Kaynak yok. Olan şey dekler var, oradan dağıtacaksınız. Öyle dağıtıldı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle istersen binde beş götürü giderle ilgili konuşalım. Binde beş götürü giderin çıkış amacı Rusya Federasyon ülke devletinin dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyetleri'ne yapılacak işler nedeniyle rüşvet vermeden yapamıyordunuz. İşte bu nedenle Türkiye'de böyle bir madde düzenlendi ve Türkiye Cumhuriyeti ya da o ülkelerdeki de Azerbaycan, Kürdistan nerede orada yapacak yatırımlar için vereceğiniz rüşvetin karşılığında bu binde beşi getirdiler. Harcanmasının istenmesinin nedeni bu ama vergisel kanunda tefsik edici belgeler arasında baktığımız zaman vergi kanunlarına göre götürü olarak belirlenen rakamlar için bir belge aranmaz. Zaten belgesi olsa zaten onu gider yatarsın. O nedenledir ki binde beş olanındaki en dikkat edilmesi gereken şu. Göğüs hazlatını buluyoruz. Bu doğruysa yüz binde beşi hesaplayıp pat diye beyanlamı düşüyoruz. Çünkü ilk uygulamayı böyle yaptılar. Daha sonra bakanlık böyle bir şey çıkarttı. Hatta biliyorsunuz serbest meslek erbabı içinde yıllar önceki düzenlemede vardı. Posta ücretleri veya yurt içi taşıma, şehir içi taşıma hizmetleri karşısında hasılatın %10'lu götürü gider düşme. Arkadaşlar vergi kanunu eğer buna bana binde beş götürü gider diyorsa ben bunu beyannamede düşerim. İster harcayayım ister harcamayayım. Çünkü götürü giderin temel amacı kesin rakamı bilinmeyen bir harcamadır. Harcama olabilir olmayabilir. Bu bir haktır, düşersiniz. Şehir içinde taksi olan ya da işte arabası olan veya ofisiyle evi arasında sadece yürüme mesafe olan bir kişi %10'u düşüyor muydu eskiden? Belge alıyor muyduk? İşte burada da bir derece onu oraya görüntüde katılıyor. İkinci. Tabii. Ben şu anda bilmiyorum. Ben var demeyeceğim. Artı devam ediyorum. Yatırım indirimi, yani teşvik belgesi almışsanız tevzi veya yeni yatırımlar için neydi? Yatırım tamamlandıktan sonra bu yatırımın getirdiği hasılat üzerinden oluşacak kara indirimli kurum abesi buluyor. Ama daha sonra bunun yanlış olduğunu ki gerçekten çok yanlıştı. Harcama yapıyorsun 5 sene, yatırım tamamlanacak, 10 senede yatırımdan para kazanacaksın, ondan sonra o indirim uygulayacak. Bir mantıklı bir şey değildi. İşte bu mantıksızlığı nedeniyle ne yaptılar? Kararnamede değişik yaptılar. Dediler ki yatırım devresinde yapılan yatırım harcama tutarını aşmamak ve indirimli o şeyden teşvik edilecek rakam tutarında %50'sini geçmemek üzere diğer kazançlarına indirim kurması uygulansın dendi. Ondan sonra ne değişti? Tekrar değişti. Dedi ki 2017 ve 2018 yıllarında yapılan harcama tutarını aşmamak ama katkı tutarını aşmamak şartıyla %100'ünü indir dedi. İşte o nedenle yatırım tamamlandıktan sonra artık diğer kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulayamazsınız. Ama Maliye Bakanlığı insafa gelip derse kardeşim devam edin derse haklısın. Ama demedi. Demiyor da zaten örneklerde öyle değil. Ya tamam olabilir ama biz biliyorsun tebliğ ile işi düzenliyoruz. Kararname Ahmet diyor biz Mehmet'ten bahsediyoruz. İşte uluslararası gemisine kayıtlı gemilerde Maliye Bakanı yetkisi var mı? Hatırlayın. Bir numaralı tepki çıktığı zaman ne dedi? Avans kar dağıtım için Maliye Bakanı iki sahada kader okudu. Ben not yazdım. Hikaye dedim. Sen bunu nasıl yazarsın dedi. Notumu koydum tepki hazırsa. Sonra ne çıktı? Kardeşim sen Ticaret Kanunu ya da Ticaret Bakanı, Yurt Bakanı'nın uygulama alanına nasıl girersin? Böyle bir şey dersin dedi. Sadece Maliye Bakanı şunu diyebilir. Karı ne şekilde dağıtsan, ister avans dağıt, ister normal kar dağıt, ben kardeşim %15 stopajı isterimden. Onun dışında başka bir şey demeye yetkisi yok. Ama dedi, sonra da Danıştay'da iptal etti. O nedenle yatırım, benim şahsi görüşüm, yani onun üstüne basa basa, yatırım tamamlandıktan sonra, tevzi yatırım tamamlandıktan sonra, faaliyete geçtikten sonra artık o şirketin, o yatırım faaliyetinden elde ettiği, halen yararlanması gereken katkı payına ulaşana kadar indirimler, indirimli kurumlar vergisini sadece yatırımdan elde eden kazandırılmalı. Benim görüşüm o. Hatta bunun için de ayrı hesap tutman lazım. Eğer tutamıyorsan
bir oranlama yapmak suretiyle yapıyorsun. Tevzi yatırımlar da aynı şekilde. Eğer yaptığı katkı şey tevzi yatırımdan dolamıyorsun. İşte bütün sabit kıymette yatırım dahil olmak bir oranlıyorsun. Ona göre sistem yapıyorsun. Dolayısıyla orada ona ben biraz katılamıyorum. Evet, tabii tabii. Emisyon primine gelince, haklısınız. Emisyon primleri hayır işlerinde kullanılmaması halinde Karniye'de, Gahçe'de eklenirler. Anlatırken şunu dedim. %50'lik yedek akçe sınırını aşması hesabında emisyon primlerini dahil edemezsin dedi. Bu benim görüşüm. Neden? Çünkü yedek akçenin temel konusu nedir? Ticari bilanço karıdır. Eğer siz ticari bilanço karınız hiç yoksa, emisyon priminiz çoksa ve bunu da yedek akçeye ilave edip %50'yi geç diye ayırmazsanız belki eleştirilirsin diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm ve bunu söylüyorum. Bir başka konu. Hangi kar dikkate alınacaktır? SDK'nın 100 seneden beri, işte ne kadar zaman varsa onu söyleyeyim. O zamandan beri uyguladığı ne kar? TFRS'e göre çıkarılan bilanço, ticari bilanço kar arasındaki hangisi küçük onu uygular. Biz de ona göre söyledik. Bunun bir yasal dayanağını söylemedim zaten. Sadece SPK'nın eski uygulamaları nedeniyle bunu alıyoruz. Hala da SPK öyle alıyor ama Kamu Gözetim Kurumu'nun o tepkinin haberi yok. Çünkü Kamu Gözetim Kurumu'na dahil değil. Tamam, sertifikamı aldım, koleksiyonuma koydum ama mühürü almadığım için. Zaten benim vergi mantığıma ters düşünce zaten yapamam, öyle bir denedim. Bu nedenle o konuda da %50'lik emisyon primi, %50'lik hesabında emisyon primi dikkate alınmaz görüşündeyim. Dağıtırsa ticaret kanununa göre herhangi bir sorumluluğu yok, %15 vergi alıyoruz. Çünkü diğerlerinde var mesela hani bazı şeyler, cezalı şartlar var ama maalesef burada bir hüküm koymamışlar. Ya da ben attırdım bilemiyorum. Eskiden eski kanuna hakimdik ama yeni kanundan sonra bayağı bir çalıştım ama maalesef yeteri kadar sağ hakim değilim. Onu da söyleyeyim. Evet. Çok teşekkür ederim. Zuhal Hanım buyurun. Tahakkuk esası dediniz. Bunlar vergisine ilave edildiğiniz kanunlar kabul edilmeyene. Evet. Şimdi firma toplu sözleşmede 31-12'ye kadar belli bir noktaya gelindi. Tahakkuk yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Kesinleşmeyi yapacaksınız. Ve ödeyeceksiniz de gider yazacaksınız. O dönemi. Şimdi mesela bankalara faiz 31-12'de almıyor. Anlatayım. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Menkul sermaye iratlarından vergiyi doğuran olay nakden tahsil hesabı. Ve vergi usul kanununda yapılan o düzenleme anayasaya, baba yasaya aykırıdır. Kusura bakmayın. Çünkü eğer siz vadeli mevduat hesabı açmışsanız 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle vade tarihi 2018'in Şubat ayı olsun. Siz 31'e kadar faiz hesap gelir yazarsanız, tahakkuk hesabı gelir yazarsanız onun %15'e oranında 2018 vade tarihinde kesilecek vergi üzerinden de %20 kurumlar vergisi ödüyorsunuz. Bu bir. Borçtan bahsettiniz. Devam edeceğim. İkincisi, Maliye Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Eğer vade tarihi kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar gerçekleşirse %15 tek parti mahsup edersin. Ben de soruyorum Maliye Bakanlığı, açık açık soruyorum. Nerede o yetki aldınız? Nerede yazıyor? 94. maddeden itibaren bütün maddeleri okuyun. 94. maddenin birinci fıkrasındaki temel amaç şudur. Cari vergilendirme dönemine ilişkin yapılan ödemelerden dönemin vergisine mahsuben tevkifat yapılır der. Oysa Maliye Bakanlığı o görüşü 2018 yapılan tevkifatı 2017'den indirecek. 18 yapılan tevkifat. Var böyle bir şey? Hikaye. İşkembeden sallamadır bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. O nedenle tahakkuk esasında gelir yazmak yanlıştır. İki, eğer siz vade tarihinden bir gün evvel Şubat'ın 25'inde olan vade tarihinden 24'e gidip parayı bozdurursanız faizlerine korsat alırız. Dolayısıyla 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle tahakkuk esası gelir yazdığımız vergi usul kanunu 106. müteakip madde düzeltme gününe girmez, düzeltemezsiniz. Ayrıca %20 vergisi ödemiş olursunuz. Almadığınız bir faizi. O nedenle bu adrese aykırı. Ben şirketlerime söylüyorum. Büyük miktarda dava açacağımız konuda bir tahakkuk esası gelir yazdığımızda ben dava açıyorum. Gerçi bugüne kadar hiç gelmedi. 1.000 lira, 1.500 lira. Bir, o da değmez yani mahkemeye göre. Şimdi gelelim öbür tarafa. Bir masrafınız var. Tahakkuk esasından gider yazıyorsunuz. Hemen söylüyorum. Kesinlikle kanuna konmayan gider. Çünkü bizim vergi hukukumuzda sadece ve sadece şüpheli alacaklar karşılığı.
dava veya icra safhasında müracaat etmek suretiyle veya dava masrafları alacağımızın çok üstünde olduğu zaman en az iki kere yazılı sahtekar ver paramı, sahtekar ver paramı diye iki kere yazılı tebligat yapmak suretiyle karşılayıp onun dışında karşılık gideri veya tahkik gideri yazamazsınız. Dönemsellik ilkesi gereği 31-12 kadar tahkik etmiş faizleri ne yapacağız? 300 hesaplar için. Kredi faizleri. Oraya da geçelim. İşte orada zaten işler koptu. Biz ne yaptık? Kredi aldık. Aldığımız kredi 2 yılda kullanacağız. 2017'de aldık. 2018 Şubat'a kadar da vadesi. Biz ne yapıyorduk? Kullandığımız 2017'deki kredinin faizini hesaplayıp gider yazıyorduk. Doğrusu budur arkadaşlar. Kusura bakmayın. 50 yıllık biz vergi uygulamasında hep böyle yaptık. Bize hocalarımız böyle anlattılar. Ama bunlar farklı düşünceler. Hemen söylüyorum. Kredinin vadesinden önce ödeme yaparsanız, ödeme yaptığınız tarih ile vade tarih arasındaki zaman içerisinde faiz ödemezsiniz. Ama burada da faiz almıyorsunuz. Bak aradaki fark bu. Yani gider yazmak için denetim elemanları ne yapıyordu? Kardeşim sen bu kredi faizinin tamamını 2018'de yazdın, vadedir. Yazamazsın kardeşim, 2017'de kullandın. Bunun giderini kanunlarım ben gider kabul ediyor. Dönemde gider yazmadım. İki tarafı rapor yazdı, iki tarafı da eleştirir konusu. Ondan sonra Maliye Bakanlığı böyle bir çözüm buldu. Çözüm, mükellefin aleyhine oldu, yanlış. Gelir başkadır, gider başkadır. Hatırlarsanız bir düzenleme vardı. İşten atılan kişiler mahkemeye müracaat ederekten, mahkeme kararıyla şu kadarlara ücret alınmasına, şu kadar tazminat ödenmesine diye tazminat lafı ne dedik? Hizmet erbabına yapılan her türlü ödeme adı ne olursa olsun tazminatlar da ücrettir diye vergilemedik mi? Ama ben vergilemedim. Mahkeme kararındaki tazminat hükmüyle vergi kanunundaki tazminat hükmü farklıdır. Ben işlenen olaraktan çalışan adama kasa tazminat diye bir para ödüyorsam işte bu ücrettir. Ama mahkemenin verdiği tazminat kararı maalesef ücret değildir arkadaşlar. Sonradan kanun değiştirmediler mi? İade yapmadılar mı? Biz doğru yapmışız demek. O nedenle bazı konulara katılmıyor. Tahakkuk yazı gider yazılmasın. Ama geç gelen faturalarınız varsa fatura konu beyannamenin verildiği tarihe kadar yazarsın. İkinci bir şey. Yıllar önce de Kenan Evren döneminde de böyle bir sendikalarla yapılan bir pazarlık işi vardı. Ne yaptık onları? O ilgili bir de gider yazdık. Hala devam ediyor. Ha tamam. Varsa ödediğiniz zaman gider yazarsınız. Hayır. 31-12'ye kadar o tahakkuku yapmak durumunda. Hak bakın işte. Çünkü maliyetlerinize koyacaksınız. Tamam. Eğer öyle bir varsa tabii ki gider yazarsınız. Çünkü elinizdeki mahkeme kararı ya da neyse o kararı istinaden gider yazarsın. Ona itiraz etmem. Yani o karşı değil zaten. Doğrudan dolayı giderdir. Yani tahakkuk esas gider değil yani. Normal gider mi? Tahakkuk esas oluyor işte. Ya tamam da işte. Hatta tebe hesapta tutuyor. Tamam doğrusu ama orada artık bir gerçekleşmiş bir ödeme var. Şimdi arkadaşlar. Dönemsellik çünkü önemli. Tamam haklısın. Gider yazarsın. Bizde karşılık tanımı vardır. Usulü olan, beklenen bilmem ne diyoruz. Şimdi bu bir karşılık mıdır? Gider yazılacak yoksa bir tanım mıdır? Yıllardan beri tartışıyor. Hanginiz aynı şey diyebilirsin? Bu tanım diyenler de var. Evet giden. Bana göre aşırıdan giderdir. Eğer bir araba kaza yapmışsa işveren sıfatıyla çalışanların sorumluluğu nedeniyle o kaza için bir bedel ödeyeceksinizdir. İşte bu bedelin kesin olmadığı için mahkeme devam ediyorsa ayıracağınız karşılığı gider yazabilir. Ama Maliye Bakanı hayır yazamaz. Çünkü şu belalıca karşılığında gider kabul etmemeli. İşte bu da bir yanlış. Dönemsellik ilkesi geri o. Çünkü ben bir hata yapmışım. Bir ceza ödeyeceğim ama miktarını böyle 100 lira 50 lira bilmiyorum. İşte ben 50 lira gider yazdırsam yazabilmeliyim. Ama Maliye Bakanı kabul etmiyor. Tamam. Bu şey mikrofonu verin. Buyurun sana. Tabii buyurun. Kredi faizleri çok önemli bir konu. Tabii. Rakamlar da çok büyük. Şimdi bu tahakkuk esasına göre... Gider yazıyorsun, şimdi yazıyorsun. 0 itibariyle... Yani eskiden de yazıyordum. Eskiden de yazıyorduk. Ama denetim elemanları bu kredinin vadesinin 2018 olduğu nedenle kardeşim sen bunun giderlerin ancak 2018'de gider yazarsın dedi. Biz de tamam dedik, öyle yazdık, öyle eleştirdiler. Yok kardeşim ben bunu 2017'de kullandım, bu faizin yarısını 2017'de gider yazmam diye dedim. Bak bunu yazdılar. O nedenle ama şimdi artık kanun hükmüne bağlandı. Doğrusu zaten oydu, dönemselliğin gereği oldu. Zaten yazıyordu. Türlü her dönemin gerçek kendine zarar hesaplayamazsın. Gayet tabii, işte şimdi yazıyor zaten. Ama
Buradan hareketle mevduat faizlerindeki taahhüt esası gelir, anayasaya aykırı. Önce gelir vergisinin temel prensibi aykırı. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan? Evet, arka yana. İsmail zor soru sorma. Şimdi bu menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından dolayı oluşan zararlar dediniz. İler yazamıyoruz. Bundan da ilgili ödenen her türlü komisyon ve benzeri her türlü. Yani itibari değerinin altında ihraç edilmesi halinde mi yoksa üstünde ihraç etsek de mi gene gider? Beraber kullandığımızda öyle sanki normal komisyonlarda gider yazamıyoruz anlamına geliyor. O zaman ne oluyor? Komisyon bedeli mesela hisse senedinin ya da tahvilin 100 liraysa değeri 20 lira komisyon ediyorsan 80'e satmış oluyorsun. O nedenle kabul ediyorum. İkisi de beraber. Emisyon birimi var. Ha, 100 lira vergiye tabi. 150 liraya sattın. 100 lira şeyini, hisse senedini 150'ye satmışsan 50 lirası vergiye tabi. 20 lirada komisyon ödedin. İşte onu, hayır. Bu emisyon primi, menkul kıymetlerle yazmıyor. Kabul etmiyor. Diğer tabii yazamıyorum. Sorunun bu istisnalarla ilgili yemin-i mali müşerref sokulu düzenlenen zorunluluğu var. Evet. Bunlarda bir sınır var mıydı? Ben eskiden vardı diyorum ama. Yine var. Yine var. 171 bin lira mı? Eskiden bir yatırım indirimiyle ilgili bir tebliğ vardı. 750 bin lira geçer. Aynı uygulanıyor değil mi? 273 bin lira falan herhalde. Tamam. Bir de bu yatırım teşvik belgesi nedeniyle ürününde kurumlar vergisi uygulamasında da rapor mecburiyeti var mı? Rapor mecbur diyor. Beyannamede eki var. Beyannamede ek koymuşlar. Onu yazıyor. Bu olur diyoruz yani. Yani rapor isteniyor. Arkadaşlar tabii ki şunu da söylemek lazım. Bir istisnanın uygulanmasıyla ilgili yememe raporu aramak da bence mantıksız. Çünkü niye? Sen kanunu koymuşsun. Eğer sen inceleme yaparsın, adam hata varsa öpersin. İtiraz yok. Ama yeminli raporla bağlatmak bana göre biraz yanlış oldu. Yastergisin lisan sesle yazdım. Öyle mi? Bana göre yanlış. Teşekkürler. Ali Bey, Ali Erdoğan. Üstad teşekkürler sunumluluk. Ben de şöyle konuşayım. Bu uygulamaları çok karşılaşıyoruz. Yani ben hiç karşılaşmadım ama çok karşılaşılır buldum. Bu tutacak kanuna göre aranış şikayetlerde özellikle birinci temel bulunayı var ya, %5. Şimdi bunu bazı şirketler ki ülkemizde zaten kar dağıtım olayı son derece sınırlıdır. Ben kar dağıtımı gören yani yapan şirket çok çok fazla değil ben. İnceleme elemanları bunu dağıtılsın dağıtılmasın. Muhtasar beyannameyle beyan edip üstad hocam ödenmesi gerektiği konusunu eleştirirler. Hayır arkadaşım yanlış. Ben de katılmıyorum. Yani işin fiilen dağıtılırsa, yani şirket tüccar kanunu gerekliliklerine uymuyorsa o ayrı. O başka kanunlar mı diye düşünüyorum. Yani burada bizim için dağıtım, nakden veya hesaben dağıtılırsa, yani kardan çıkarıp ortaklar alacaklı hale getirirsek stopaj yapmak zorunda. Onun dışında yapamayız. Evet. Biliyorsunuz eskiden de dağıtılma konusunda ihtiyarlık var gibiydi ama bu konuda değişik görüşler çıktı. Hatta rahmetli oldu şeyimiz, hocamız neydi? Şükrü Kızılok. Yaklaşım. Şükrü Kızılok. Şükrü hocamız yazmıştı. Bir tertip, yedek akçe, birinci temettüğünün mutlaka dağıtılması, dağıtılmasa bile tertipat yapılması gerektiğini savunmuştu. Biz o zaman hayır, öyle bir şey yok. Eğer dağıtmamışsa, nakden veyahsa, kardan çıkarıp orada kalacak yapmamışsa, böyle bir tertip sorunu yoktur. 94. maddeye göre demiştik. Evet. Bir de şunu söylemiştim. Bu tasfiye sonucu kurumların nihayet kalan, kalan bir değer var. Şimdi doğal olarak, yani siz burada yazmışsınız tek tek işte, geçmiş imkanları, kar dağıtım, stopajları dağıtım. Sermayenin içinde. Evet. Şimdi bunu şöyle, kısaca şöyle diyebilir miyiz? Ben öyle anlıyorum. Kalan bir tutar var ortaklara dağıtılacak. Diyelim ki 1000 lira. Ortakların ödediği fiilen nakit olarak ödediği 500 lira, bu kalan 500 lira stopaja dağılır. Ve vergiye dağılır. Doğru mu? Doğru. Yani sonuçta özet olarak. Tabii. İçinde eğer geçmiş enflasyon düzeltmesi varsa önce %20 sonra. Kurumlar oraya ayrı. Veya 5 yılı geçmen gayrimenkul gayrimenkul satış istinası varsa önce kurumlara sonra. Evet doğru. Kısaca o yani. Kur'an Bey. Ben bir konuda katkıda bulunmak amacıyla şey yaptım. Kar dağıtımı ile ilgili olarak. Eskiden inceleme elemanları bir kurumu incelediklerinde diyelim 500 bin lira matrah farkı buldular. Onun üzerinden %20 kurumlar vergisini, şu 400 bin lira üzerinden de
gelir subay vergisi raporu yazıyordu. Şimdi o uygulama kalktı. Neden kalktı? Yargının kararları doğrultusunda fiilen dağıtım esası aldılar. Aynen. Teşekkür ederim. Veya hesaben dağıtılmadığı için arkadaşım dediği doğru. Böyle bir dağıtım olmadığına göre böyle bir tevkat olamaz. O da yanlış. O raporda da yanlıştır. Hepsi damışları falan düştü yani. Artık yanmıyor. Hayır, artık yanlış yanlış. Vedat Bey, mikrofonla konuşalım da kayıtta net çıkmıyor sesler şimdi. İndirimde konular vergisiyle ilgili genel konuları konuştuk ama şimdi Ekonomi Bakanlığı vermiş olduğu yatırım teşvik ödeleri var. Bir de bizim Maliye Bakanlığı'nın uygulamayla ilişkin açıklamış olduğu bir notya ilgili açıklamalarımız var. Şimdi orada şeyde Ekonomi Bakanlığı'nın en son 3305 sayılı kararında 2012 tarihinde 24. maddede şöyle bir hüküm var. Diyor ki yatırımın diyor %10'a kadar 5 milyondan aşağı olmamak üzere harcama yapmazsanız yatırıma başlamış sayılmaz. Şimdi Maliye Bakanı diyor ki müracaat etmiş olduğunuz tarih yatırıma başlama tarihidir diyor. İkisi arasında çelişki var. Şimdi o iki arasında çelişki olduğuna göre şimdi kapanışı Ekonomi Bakanı onaylayacak. Harcamaları da Maliye Bakanı indirimli kurumlar reisi önünde yaptığı zaman inceleyip onlar yapmış olacaklar. İkisi arasında çelişki var. Bir de bir konu daha var bununla ilgili. Burada hemen söyleyeyim mi? Ekonomi Bakanlığı'nın görüşü doğru. Neden? Çünkü o maddenin uygulanması yetti mi Ekonomi Bakanlığı'nın? Teşvik belgesi veren o. Teşvik belgesindeki tutarın üzerinde bir harcama yapsanız bile diyor ki %50'ye kadar revizeye gerek yok. Giderini kabul ediyor. Bunu kaldırdılar. Bunun son yerine kaldırdılar. İşte yani şimdi kaldırdılar. Bakanlığın görüşü şu. İşe başlama tarihiyle yatırım başlama tarihi bitiş tarih arasındaki zamanı belirlemek için Maliye Bakanlığı böyle bir şey diyor. Yetkisi var mı? Ama ben şunu demek istiyorum. Buradaki açıklamada 24. maddenin 1. fıkrası kararnamenden bahsediyorum. Sabit yatırım tutarının %10'a kadar yatırım yapmazsanız harcama yapılmaz sayılmaz diyor. 24 bak. Evet, 24. maddenin 1. fıkrası. 2012 yok, 3305. Teşviklerden yararlanmak. Evet. Başlamış sayılmaz diyor orada. Ha, olabilir. 24. Evet, yatırıma başlangıçlar teşvik belgesi için bakanlığa vergi ile ilgili bireysel müracaat tarihidir. Bakanlığa. 253. sayfanızda var kitabın. Pardon. Kitabın 253. sayfası. Evet. 50 metruk lirasını üzerinde yatırımlarda en az 5 milyon TL harcama. Bir çelişki değil mi? Hayır, yok. Kararname uygulaması. Kararname uygulaması. Başka soru? Çelişki var gibi görünüyor ama öyle değil. Yani bakanlığın amacı şu, yatırım başlangıç tarihiyle indirimi kurmak için uğrayacaksınız ya. Onun için sen diyor tarihi ben bunu alırım diyor. Öbür diyor ki şu kadar harcama yapmasam ben yatırım harcaması teşvikten yararlanmam diyor. Bir fark şey var. Çelişki var aslında tam ne söylemesek bile var. Ama yatırım indirimi uygulaması ile ilgili geçmiş yıllarda hani ek bir ek maddelerdeyken de var. Adam yatırımı yapıyor, vizeyi almıyor, yüksek miktarda harcama yapıyor, vizeyi almıyor. Biz incelemeye başladığımdan yatırım indirimi müsaade ediyor. Karısım yararlanmaz mı diyor. Sen 100 lira yatırım belge alınmasın, 200 lira harcamışsın. Vize ettirmen lazım. Gidiyor vize, ben vize ettim diyor. Maliye Bakanlığı başka tel, ben o başka tel. Ama maalesef öyle. Ama biz uygulamayı, Maliye Bakanlığı şunu söyledi o zaman, bizden konuştuk. Eğer teşvik uygulama onaylarsa fazla harcamayı, biz onun üzerinden yatırım indirimi uygularız dediler. Ve başımdan geçen ilk 1993 yılında, 95 yılında ilk tasfiye halindeki bir şirketin yapmış olduğu yatırımla ilgili gittik. 40 milyon yatırımı yüksek yapmışlar, kimisini yapmışlar ama vize almamışlar. Onun üzerine ne yapabiliriz dedik, bakanlığı aradık. Dediler bize edilmiş kolay gelirse biz indirimi uygularız dediler. İlya Balak rahmetli olan üstadımız. O zaman o şekilde onu halletmiştik. Yani onayı yapmayanlar onu kabul ediyoruz. Şimdi bayağı. Tabii diğer kazançlardan da düşebilmek için yatırıma başlamış olması gerek olduğuna göre ondan sınırlamış olabilir. Doğrudur. Ama tam bir şeye cevap vermek çok zor. İdarenin ne yaptığını bilmiyoruz. Değerlemede nasıl düşüyoruz da şimdi bunu? Evet. Değerlemede nasıl indireceğiz bu şeyi, vergiyi? Bir tane yıldırma seni indireceğiz. Çok. Efendim ilave edeceğim bir şey var. Bir kez söz almak durumunda kaldık işte. Şimdi biz uygulamanın içindeyiz. Sıcak sıcak konular yaşıyoruz. Bu açıdan paylaşmak istedim meslektaşlarımla. Şimdi %10 belgedeki sabit yatırım tutarı %10'u kadar harcama yapmadığınız takdirde
indirimli kurumlar vergisinden yararlanmanız mümkün değil. 2017'de diyelim ki Kasım'ında aldık vergiyi. Sabit yatırım tutarı 10 milyon, en az 1 milyon yatırım harcaması yapmazsanız kurumlar vergisi beyannamesinde indirimli kurumlar vergisinden yararlanmıyorsunuz. %10'unu da neyle sağlıyor genelde yatırımcı? Arsa var. Arsa yatırıma katkı tutarının bazında yok. Fakat sabit yatırım içinde olduğu için yatırım teşvik belgesini alan arsayı o %10'a sayıyor geçiyor. 5 milyonda 50 milyon üstündeki yatırımlarda 100 milyon bile olsa belge sabit yatırım 5 milyon yaptıysa %10 koşulunu sağlamış kabul ediyor. Şimdi indirimli kurumlar vergisi uygulamasında en önemli yaşanan sorunlardan bir tanesi şu bizim karşılaştığımız. Belgede 10 milyon sabit yatırım tutarı. Artık yatırım teşvik belgelerinin patronu Ekonomi Bakanlığı. Tabii. O bakanlıktaki ilgili daire başkanı şube müdürüyle anlaşmanız lazım veya EPSO veriyor bazı bakanlığın altındakini. Ki onlar da Ankara'ya danışmadan hiçbir şeye cevap vermeyiz zaten. Belgenizde 10 milyon sabit yatırım var fakat 30 milyon yatırım yaptınız. Yatırıma katkı oranınız %30. Hakkınızda kadar 3 milyon. Halbuki yaptığınız yatırım harcaması 30 milyon. Revize de kalktı artık. Eskiden revize vardı. Revizeye gittiğinizde kapanırken gelin o zaman revize edeceğiz diyorlar. Şimdi kurum kazancınız var. Yararlanmak da istiyorsunuz fakat belge 10 milyon. Yaptığınız 30 milyon. Mutlak surette gerekçe göstererek hatta yeminli müşavir olarak özel amaçlı bir rapor yazarak müracaat edildiğinde belgeyi revize ediyorlar. Revize edildiğinde o zaman kazancınız el verirse 30 milyonun gerektirdiği yatırma katkı tutarından kar da varsa yarar elde ediyorsunuz. Eğer revize ettirmediyseniz nasıl olsa bu revize edilirken kapatırken revize edilir diye yararlanırsanız maliye bu sefer takılıyor. Belgendeki 10 milyon sen 30 milyon üstünden yatırma katkı tutarından yani 10 milyon üstündeki rakam üstündeki yatırma katkı tutarından yararlanamazsın diyor. Evet. O yüzden aşanlar varsa belgedeki yatırım tutarını mutlak surette müracaat edip yeminliğe de artış gerekçesini tespit ettirip revize ettirmesinde fayda var. Teşekkür ederiz. Başkan sorusu olan var mı arkadaşlar? Üstad konu gayet iyi anlaşılmış. Soru yok herhalde başka ilave. Şimdi bugün 4 Nisan biliyorsunuz. Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden 3 hafta önce oda olarak böyle bir program söyledik. Beyannameler henüz verilmeden, verilmeye başlanmadan hep beraber bu konuyu birlikte bir değerlendirmek istedik. Bu seminere İstanbul'dan gelerek ki kendisinin de yeminli mali müşavir olduğunu ve böyle bir dönemde onun da en az bizim kadar meşgul olduğunda göz önünde bulundurursak hakikaten büyük bir fedakarlıkla bugün buraya teşrif ettiler, aramızda bulundular. Yılların birikimini bizimle paylaştılar. Ben Sayın Ahmet Kavak Kutsal'ıma gönülden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizlere her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu programda ancak sizlerin katılımıyla itekeleyebiliyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sanırım sizin söylemek istediğiniz son bir şey var mı? İyi bir Nisan geçirin. Ve Nisan sonunda da artık bir tatil yapın. Ama tatil yapacağız mı? Nisan, Mayıs ayında rapor yazacağız. Ondan sonra Ağustos'ta, Temmuz'da kullanırsınız artık. Yapacak bir şey yok. Mali tatil sen kullanıyorsa izin kullanacaksın. Öyle bir şey yok. Her zaman çalışmak zorundayım maalesef. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar hepinize. Teşekkür ederim. Değerli katkı ve sunumları için Sayın Doktor Ahmet Kavala çok teşekkür ediyorum.